gibi bakıyoruz. Ya aslında İSLA yoksa konu... zaten Gökhan gelecek o yüzden gitse İs... de olur mu? Isla yani. konusu bence başlı başına değerlendirilmesi Hı. gereken bir konu. Neden? Şimdi <laughs> belki Fenerbahçe'de o kadar çok tartışılması gereken şey vardı ki İSLA'ya biz gelemiyorduk. Ama şu anda sözleşmesi sona eriyordu, eriyor. O yüzden gündeme geliyor İSLA. İSLA'nın Fenerbahçe performansı bence hiç kimseyi tatmin etmedi şu ana kadar. Eee işte o Aykut Kocaman takımındaki performansı orada isteği izlemiş, görmüş, anlatmış biri olarak söyleyeyim. Yani Fenerbahçe taraftarı İsta'nın yarısını görmedi. Hayal, hayal ettikleri İsta Değil Fenerbahçe'de yoktu. Yok. Yani Juventus'ta da iyi döneminde hakikaten evet. çok yırtıcı bir bek oyuncusuydu. Ama Fenerbahçe'deki durumu bence taraftarın hayal ettiği performans değildi. O rakamlar da burada yani 68 maç 12 asist. Evet evet yani rakamlara baktığında oynadı, çok oynadı. Ama şimdi bu sene mesela İsta'yı oynatmadım bu sene Fenerbahçe'de. Hasan Ali de yok, uzun süre sakattı hep Dirar'ı sol bek olarak kullanmak durumunda kaldın. İslay'ı oynatmadın. Kimi oynatacaksın? Zaten sağ bek yok ki. Genç Murat Sağlam dışında sağ bek yok. Evet. E şimdi şampiyonluk yarışında e, genç Murat Sağlam'ı oynatarak da risk alamazsın. Hiçbir hoca bunu yapmıyor açık konuşalım. E, çok ciddi bir genç oyuncu performansı olmadığı sürece. E, oynatmak mecburiyetinde dedi. Ersun Hoca da, efendim Koku da, e, öncesinde Aykut Hoca da. Hatta Aykut Hoca'nın son döneminde dikkat et. Şener İslay'ı kesmeye başlamıştı. Evet. Yani iki, ligin ikinci yarısında Şener daha fazla oynamıştı. Evet. Ee, yani bir memnuniyetsizlik vardı zaten ama dediğim gibi sonrasında o iki sezon, yani bu sezon ve geçen sezon öyle bir kaos ortamı oluştu ki İSLA'ya gelemedi bile performans konusunda Fenerbahçe'de. Tabii e, kimleri? Benziyaları, silimaniyeleri konuşurken. O kadar çok oyunu ki İSLA'ya sıra gelmedi. Ama genel performans değerlendirmesi olarak zaten Fenerbahçe'de bence yeni sözleşmeyi hak etmiyor. Hmm. Yeni bir sözleşmeyi gerçekten sana geçmişinde performans vermiş bir oyuncuya verirsin. E şimdi... Tamam. Vaziyeti idare etmiş, ismiyle bir yere kadar götürebilmiş, i̇şte Juventus etiketiyle bir yere kadar götürebilmiş bir oyuncuydu İslam. Ama e, ulan bu formanın hakkını verdi, helal olsun diyebileceğim bir performans değil, bence değil. Aksine onunla tahsil edilmiş golleri hatırlıyorum mesela ligin içerisinde. Çok, çok. çok var, çok e, var. Bunun dışında işte Gökhan Gönül gibi bir alternatif doğacaksa, Gökhan 35 yaşında da yani 25'liklere taş çıkaracak bir performansı var Tabii. sakat olmadık, olmadığı dönemlerde. Şimdi böyle bir alternatif varsa böyle bir değişime ben de sıcak bakarım açıkçası. Futbol olarak bakıyorum. Futbol olarak bence Gökhan Gönül İhsan'ın önünde bir oyuncu. Evet. Ve şunu da söyleyeyim. işte Beşiktaş'a gitmesi dolayısıyla çok inanılmaz tepkiler aldı. Yani hakikaten Fenerbahçe taraftarını büyük ayak kırıklığı dolar Gökhan. atmalar değil mi Mesela, evet. Çok çok sıkıntılı durumlar yaşadı Gökhan. Ama Allah'a var. Hala Instagram'da Fenerbahçe formalı e, ...fotoğrafları duruyor... Futbolcular artık bunları cart diye siliyor biliyorsun... ...tabii ayrıldığı, ayrıldığı gün Ayrıldığı siliyor... ...hala duruyor... ...demek ki e, eski camiasına bir vefa... ...bir saygıyı da e, tutmuş içerisinde... Evet. ...bu anlamda e, bakmak gerekiyor diye düşünüyorum... ...zaten ben o, örnek kişilik... Biliyorsun, yani, yani, e, yani, ...çok Gökhan net söylüyorum... Çok ...Fenerbahçe istedim. ile Trabzonspor arasında... ...yıllarca yaşanan gerilimi hepimiz biliyoruz... ...Trabzonspor, Trabzon, Trabzon Avni Aker Stadyumunda... ...attığı gol sonrası alkışlanan bir adamdır... ...Fenerbahçe formasıyla attığı gol sonrasında... Tabii. ...alkışlanan bir adamdır yani... E oyuncu karakteriyle alakalı zaten problem yok. Ama işte Fenerbahçe camiasının taraftarını büyük hayal kırıklığına uğrattığı için belki tepkiler efendim geri dönüşüyle ilgili sıkıntılar olabilir. Ama ben futbol olarak baktığımda İslam'ı Gökhan mı? Ben sabaha kadar Gökhan, Gökhan Gönül, Gönül'ü seçerim. Yani. Açık Peki, net. E, sevgili arkadaşımız editörümüz Yasin Liman da bir grafik hazırlamış. Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek oyuncular, kiralıklar, kiralıktan dönecekler. Ee, bir yıl sözleşmesi kalanlar o tabloya da bakalım. bakalım. Ee, çünkü karşımıza enteresan bir liste de gelecek. Kiralıklara girersek çok <laughs> karışıyor ortalık. Çok karışıyor. Sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olanlar. Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, İslam, Mehmet Ekici, Emre Belezoğlu. Şimdi isteriyorlar yollar ayrılacak. Emre bir yıl devam edelim derse öyle görünüyor ki. Etmeyecek. Etmeyecek. Ee, teknik ekip de yer alacak. Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci, Hasan Ali Kaldırım'ın durumu ne olacak? Tolga ile ilgili şöyle bir düzeltme yapayım. Ee, Tolga'nın sözleşmesi her yerde bitiyor gözüküyor ama benim bildiğim yapılan özel sözleşmede e, Fenerbahçe taraflı bir opsiyon var. Fenerbahçe isterse Tolga'nın sözleşmesini uzatabiliyor. Uzatabiliyor. Değil mi? Ee, bu resmi bir açıklama değildi. Ama hmm. geçen yıl başında yani 2019 yaz ayında Tolga'nın sözleşmesi revize edilmişti ve o revize edilirken Fenerbahçe taraflı bir şey konulmuştu. Madde. Madde konulmuştu. Bence Fenerbahçe isterse Tolga ile otomatik bir yıl uzatıyor. Bana isteyecekler gibi geliyor. Yani Sayın Başkan Eli Koç da Türk uzatıyor. oyunculara çok evet. e, yani yurt içi kaynaklı transfere çok e, sıcak baktığını ifade etti Yüksek Divan Kurulu'nda. Evet. Ben de sana katılıyorum. O, o anlamda e, Tolga'nın bir yıl daha uzatma durumu söz konusu olabilir. Hasan'la ilgili bugün e, çok e, güncel bir bilgi vardı. E, Galatasaray'la anlaştığı yönünde ya da Galatasaray'a gittiği yönünde e, sosyal medyada bir infial oldu ama sonra menajeriyle ben konuştum. Menajeri Hiçbir takımla anlaşmadık, hiçbir takımla görüşmedik dahi dedi. 8 tane maç var, neyin ne olacağı belli olmaz. Fenerbahçe'ye şu ana kadar, Fenerbahçe şu ana kadar bir teklif yapmadı kendisine. Ama 8 e, maçta Hasan Ali çok iyi bir performans gösterir. Herkesin fikri değişir, Hasan Ali Fenerbahçe'de de kalabilir. Ama benim şu anki, bugün itibariyle, bugün tarih ayın kaçı, bugün e, itibariyle e, Hasan Ali kaldırım, Fenerbahçe'den çok yüksek ihtimalle ayrılacak. Çünkü en ufak 8 bir... Haziran. 8, <laughs> 8 Haziran. 8 Haziran <laughs> evet. itibariyle yaşanan gelişmeleri değerlendirdiğimde ben e, Hasan'ın ayrılacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü şöyle, mesela Ozan'ın da sözleşmesi bitiyordu. Ocak olmadan uzatıldı. Dirar'ın sözleşmesi bitiyordu. Aynı şekilde uzatıldı. Şimdi Hasan da kaptanlık seviyesinde bir oyuncu. Tabii. Fenerbahçe'de. Ve milli takım seviyesinde bir oyuncu. En azından, en azından niyeti olan adam der ki... Hasan'cığım biz seninle yapmadık ama sezon sonu oturacağız konuşacağız mesela. Böyle bir şey dahi söylenmedi şu ana kadar. Bu biraz yollar sanki ayrılacak. Yani bazı Kursa şeylerin getiresin. göstergesi diye düşünüyorum ben şahsen. Evet. O yüzden e, Hasan'ın ben e, Fenerbahçe'den ayrılma ihtimalini çok yüksek görüyorum. E, onun dışında Mehmet Tekici vardı. Evet. Mehmet Tekici de belirsiz 50-50 yani hiç e, çok net bir ifade kullanamam. Ayrılma ihtimali e, çok yüksek bir oyuncu. E, kiralıktan dönenler bak önceki tablo Zanka evet bir önceki On, tabloya önce geldi. Zanka, Berke Özer, Frey ve Barış Barış Alıcı e, geri dönüyorlar. E tabi genç oyuncular yani Berke ve Barış biraz da Fenerbahçe'nin bu karmaşık dönemine denk geldi yani. Evet. Bu oyuncular örnek veriyorum Ziko Fenerbahçe'sinde, Christoph Daum Fenerbahçe'sinde e, bu adamlardan iyi bir takımın içinde harmoniyle evet. devam edebilirlerdi Devam edebilirler. Yani Barışı yeni bir Tuncay olarak görebilirdik örnek olarak söylüyorum. Zaten da... o heyecanı da yaratmıştı hatırla evet, sezonun başında. Evet, evet, hani evet. genç ve fuleli bir oyuncu olmasıyla evet. o heyecanı yaratmıştı ama... ama. O kaosa kurban gitti bunlar Maalesef gibi geliyor işte bana. genç oyuncuları zaten böyle ortamlarda atarsan kaybediyorsun. Kaybediyorsun. Bak Elif Elmas da kaybetmişti Fenerbahçe. Evet. Devre arasında hatırla. Elif Elmas'la ilgili kimler neler söylüyordu? Bu adam mı dünya yıldızı olacak? Bu adam mı geleceğin işte genç yetenek vesaire diye sallanıyordu. Ersun Hoca da hiç kullanmıyordu. Ersun Hoca geldikten sonra aksine bir dönem kullanmadı doğru ama son maçlara doğru oynatmaya başladı. Hatta Galatasaray maçında 11 başladı evet. Elif. Zaten o Galatasaray maçında attığı gol ve e, milli takım performansıyla şu anda Napoli'de oynuyor. E, ben Frey'in, e, Fenerbahçe'nin gelecek planlarında olduğunu düşünmüyorum. Zanka konusunda da şüpheliyim. Şöyle şüpheliyim. Zanka evet çok ağır hatta bireysel hataları da yaptı maç içerisinde bu sezon ligde birçok maçta. Fakat şimdi CV'sine baktığında Danimarka iyi takım oyuncusu. Evet. Ve yaş itibariyle şu an 30 yaşında olması lazım. Yaş itibariyle çok ileri bir yaş değil. Ve sözleşmeli oyuncunuz. Yani hani bir yer bir teklif gelirse satılır, değerlendirilir mutlaka ama hiçbir teklif yok. Ne yapacağız bu Zanka'yı dediklerinde ben kadroda tutulabileceğini düşünüyorum Zanka'nın. Bu dörtlü içinde <laughs> Onun e, ana planda olma ihtimalini e, görüyorum. Çünkü Serdar ve Sadık dışında Fenerbahçe'de şu an Falet'te ayrılacağını varsayarsak başka stoper yok Fenerbahçe'de. Tabii. E, o yüzden Zank alternatif olarak da olsa bir kadro tutulma durumu olabilir. Berke ile Barış'ın şimdi Berke'nin işi şöyle zor. Altay öyle ya da böyle bu sezonu Fenerbahçe birinci kalecisi olarak tamamlayacak. Tamam. Ve evet hatalar yaptı vesaire ama potansiyel itibariyle işte Uğurcan'dan sonra bence genç kaleci olarak en mükemmel potansiyele sahip oyuncu evet. ve Fenerbahçe'nin o yerli kaleci, Türk kaleci ee, geleneğinde çabuk harcanmaz genç kaleciler. Ben Altay'a gelecek sezonda birinci kaleci olarak şans verileceğini düşünüyorum. Şu konuyu da atlıyoruz Altay meselesinde. Bu yıl önündeki ikili kaç kere değişti Volkan? Tabii. Yani canım. Bir, bir kaleci için en önemli nokta nedir? İki stoper değil mi? Onlarla uyumu, onları tanıması İki tane stoper yoktu kanka. ki. Yoktu ki. E, çoğunda hani, Jailson vardı. O hep tek stoperle oynu. Serdar Gustavo bile oynadı. Gustavo oynadı, oynadı Sadık, Sadık oynadı, Zanka oynadı, Zanka oynadı ve orası devamlı değişti. Yani e, ama dediğim gibi performans olarak ben e, bir yılda birinci kaleci olarak devam edeceğini düşünüyorum. Barış konusunda da şimdi gençlere işte e, bir yönelme var e, vesaire. Fenerbahçe'nin bence kanat oyuncusu açığı da var. Yani Fenerbahçe'de evet. kanat oyuncusu yok. Bir tek Geri Rodriguez var. Kanat diyebileceğin, Safkan kanat Tabii. oyuncusu diyebileceğin bir tek Geri Rodriguez var. Barış da... Ee, ana plan dahilinde bir oyuncu olabilir. Ha, ilk 11 oyuncusu olarak değil ama işte alternatif, rotasyonda değerlendirilebilecek bir oyuncu olarak kadroda tutulabilir.